Değerli hemşehrilerim, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bendeniz kulaklar zor. Evladınız 1968 yılında eski Yusuf evine 25 numaralı lastikle indi ve ilk aracı orada gördüm. Daha sonra geçimde ailesi bizi Zonguldak'a sürükledi. Orada ilkokul, ortaokul, liseyi, ondan sonra Erzurum'da ve de İstanbul'da üniversiteyi ihmal etmemi sağladı. Tabii benim amcam okudu. Bizim bu bölgede aile birlikleri çok kuvvetlidir. Ve büyükler kuvvete gider, küçükler köy hayatını devam ettirir. Ömrümün yarısı kadarının dışarıda, İstanbul'da, Sivas'ta, Malatya ve Zonguldak'ta devam ettirdim. Son dönemde de dedim ki ya memleketime hizmet etmedim. Rotasyon tayiniyle Artvin'e geldim. Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü, Şube Müdürlüğü görevi ifade ederken hiç düşünmediğim bir anda Sayın Vekilim Tarık Bey tarafından ya hocam bir de sizinle siyasette hizmet edelim dedi, onayladım, okeyledim ve sizin huzurunuza geldim. Bu seçimlerin milletimize, memleketimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Güzel kalın. Milletvekili adayımız Talep Sucu. Selamünaleyküm. Değerli Yusufeliler, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Yağmur biraz havamızı bozdu ama olsun, yine de güzel, böyle kalabalık Yusufeli'ni bir araya getirmek son derece gurur verici. Sesim iyi geliyor mu? Öncelikle onu sorayım. Peki. Evet. Şimdi tabi direkt Yusufeli'ni biliyorsunuz. Ben fazla Yusufeli'lere kendimi anlatmama gerek yok. Ben her zaman söylüyorum. Ben diğerleri gibi Yusufeli'li değilim. Ben diğerleri gibi Artvin'li değilim. Ben Yusufeli'nin de Artvin'in de kendisiyim. Tabi yaşadığımız süreç Yusufeli biraz sancılı bir dönemlerden geçiyor. Dolayısıyla da bu sürece biraz değinmek istiyorum, izniniz olursa. Şimdi aslında yıllar önce Narlık'ta kamulaştırmayla başlayan bir süreç başladı Yusufeli halkı için. Bu kamulaştırmayla başlayan süreçte gördük ki mağduriyetler ortaya çıkıyor. Dedik ki sorumluluk alalım, Yusufeli insanı mağdur olmasın. Yusufeli insanı için, Artvin insanı için neler yapabiliriz dedik. O dönemde bir tur düzenliyorlardı belediyeden Hasankeyf'e, Samsat'a, Halfeti'ye. Buralar daha önceden baraj olmuş ilçeler, suyun altına kalmış. Biz de dedik ki biz bu ilçelere gidelim, oradaki mağdur insanları dinleyelim. Bu iyi mi oluyor, kötü mü oluyor, nasıl oluyor bunu bilelim ki halkımıza iyi anlatalım. Hem halkımız kazansın hem devletimiz kazansın diye. Gittik, gördük, araştırdık, geldik. Tam 8,5 yıl önce burada baraj temelleri atıldıktan hemen sonrasında bir miting yaptık. Muhtarlarımızı topladık, diğer siyasi parti ilçe başkanlarını topladık. Sesimizi nasıl duyururuz diye miting başlattık. O dönemde isterseniz bir arkadaşlar çalıştırabilirse, o dönemdeki videoyu size izletmek istiyorum mümkünse. Ses de verebilecek miyiz başkanım? Sesine dikkat etmenizi istiyoruz. Sesine karşılık vermenizi istiyoruz. Yusufeli Barajı bitmek üzere. Köylerimiz bir bir yok oldu. Ama yeni ilçenin temeli henüz
olanlar, Atatürk gibi olanların yaşadığı Yusuf Ali yok olmasın Sayın Cumhurbaşkanım. Yine buradan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'a sesleniyorum. Barajın temelini atarken halk size güvendi, inandı. Temelin atıldığı gün adeta rekor işlerine atışladılar. Bize güvenin, biz bu toprakların evlatlarıyız. Sizi mağdur etmeyiz. Biz sizlerin yanındayız. Sizlerle gurur duyuyoruz dediniz. Bizlerle gurur duymayın. Bize sahip çıkın. Bizi ezdirmeyin. Yok etmeyin. Biz sizlerle gurur duyalım. Biz sizlerle gurur duyalım. Biz sizlerle gurur duyalım. Yine bakalım Sayın Veysel Erol'a sesleniyorum. Siz de o gün bize söz verdiniz. Ben de artık Yusuf Ali'yi sayarım. Ben de elimden geleni yapacağım. Sizi mağdur etmeyeceğiz demiştiniz. Lafım olmuyor Sayın Bakanım. Lafım olmuyor. Verdiğiniz sözler halen kulaklarımızda çınlıyor. Bizim için çok önemliydi verilen bu sözler. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Fazlasında gözünüz yok. Yüz durum analiziniz yok. Bizim toprağımızı şimdi başlar, 8,5 yıl önce biz bu mitingi yaptığımızda o zaman bakanımız Faruk Çelik'ti. Yine rahmetle, Allah rahmetle, inşallah mekanı cennet olsun, Kadir Topbaş abimiz İstanbul Belediye Başkanı'ydı. Bu süreçte dedik ki bize sahip çıkın dedik. Onlar dediler ki işte Yusuf Ali insanı baraja almışlıyor, devletinin yanında, ülkesinin yanında diye. Biz de dedik ki ama evet yanındayız ama bize de sahip çıkmanızı istiyoruz dedik. Bize sahip çıkın dedik. Onlar dediler ki biz Yusuf Ali'lerle gurur duyuyoruz. Biz de dedik ki bize sahip çıkın, biz de sizinle gurur duyalım dedik. Yusuf Ali seninle gurur duyuyor! Yusuf Ali seninle gurur duyuyor! Yusuf Ali seninle gurur duyuyor! Sonraki süreci anlatacağım arkadaşlar. Sonraki süreçte geldik. Aradan 9 yıl geçti. Mağduriyetlerimizi zaten hepiniz biliyorsunuz. Ara ara televizyonlara çıktık. 13 tane Çay TV'de, gerek Müsted Durur'la beraber Bölgenin Sesi programında, gerek başka kardeşlerimizle beraber programlar yaptık. Sizlerin sesi olmaya çalıştım. Sizlerin mağduriyetini gidersinler istedik. Ama ne gerekiyorsa yaptım. Bugün geldiğimiz noktada ama maalesef mağdur arkadaşlarımız yine var. Aslında önemli söyleyeceklerim var ama onu sonunda söyleyeceğim. Bu neden mağdur olduğumuz noktasında inşallah. Ama şunu da söylemek istiyorum. Geldiğimiz noktada nasıl oldu? Süreci anlatalım. Kamulaştırmalar başladı. Evet, ülkemiz zor durumdan geçti. 15 Temmuz FETÖ darbesi oldu derken bir süreçten geçti. Ama bu süreçte DSİ'de para yoktu. Gittik DSİ'ye. Muhtarlarımızı topladık, başkanlarımızı topladık. Ki DSİ'ye para gelsin de insanlar yerini yurdunu devredebilsin diye. 3 yıl içerisinde, 4 yıl içerisinde bitecek para 8 yılda bitince elbette süreci göz önünde bulunduruyoruz. Ama bitince bu vatandaş da mağdur oldu. Gittik DSİ'ye sesimizi duyurduk, DSİ'ye para geldi. Yok parasına da olsa yerlerimizi elimizden aldılar maalesef. Bu kadar mağdur olduk. Daha sonrasında geldik, kamulaştırma sürecinde bizi mağdur ettiler. Niye mağdur ettiler? Kamulaştırma sürecinde de paralarımız yeterince ödenmedi. Daha sonra hak sahibi sürecinde mağdur olduk peşine. Nasıl mağdur olduk? 20 yıllık esnafımız, 30 yıllık esnafımız, 5 yıllık esnafımız, belki bir yıl yeni açmış bir genç kardeşimiz esnaf ama köyde ikamet ediyor diye ikametgahımız yok diye hak sahibi yapmadılar. Ama nasıl bir hikmetse İstanbul'da oturanlar hak sahibi yapabildiler. Onlara kimse sormadı, siz İstanbul'da mı oturuyorsunuz diye. Ama bizim kardeşimiz gidince dediler ki siz bekarsınız, size dediler ev sahibi yapamayız dediler. Ona da bekar kardeşimiz dedi ki tamam dedi, 3 sene, 3,5 sene dayanırız, neyse kaderimizde onu yaşarız dedi. Ama 8 sene boyunca baraj bitmeyince
O bekar kardeşimiz evlendi, 3 tane çocuk sahibi oldu, babasından ayrıldı, kendine yol lazım. Değil mi? Burada da onları mağdur ettik. Yerine geldik, yine esnaflarımızı mağdur ettik, dükkanlar az oldu. Bu şekilde bir aile sistemi kurdular. Ona bir razı olduk. Ben sizlere şunu anlatayım, öncelikle şunu anlatayım. Şunu, siyasetçiler şunu çok iyi biliyor arkadaşlar. Diyorlar ki ne yaparsak yapalım millet alışıyor. Şimdi ben deprem bölgesine gittim. Allah bir daha öyle felaketler yaşatmasın. Depremin ikinci günü bir ikinci yerde şunu gördük. İnsanlar can çekişiyor. Deprem binaların altında. Bağırıyorlar, ağlıyorlar. Kurtaran yok mu diyorlar. Çaresiz bir şekilde bütün her insan onlara yardım etmeye çalışıyor. Arada 3 gün, 4 gün geçmiş. Soğuk, -20 derecedeyiz. 7 gün boyunca yüzümü yıkamadan bizzat 100 kişilik bir ekibi yöneterek, onların sorumluluğunu üstüme alarak, belki sosyal medyadan takip eden arkadaşlar vardır, orada insanları kurtarmaya çalıştık. Yüzümüzü bile yıkayamadık. İnanın bana, yemek bile yok, çorba içiyoruz, çok az çünkü tuvalet de yok. Duş almanız, yüzünü yıkamanız imkansız, içmeye zor su buluyoruz. Öyle bir süreç yaşadık. 4. günü, -15, -20 derece soğukluk var. Biz gittik, bağıran, bizi kurtaran yok mu diye bağıranları kurtarmaya çalışırken, o bizim kurtarmaya çalıştığımız insanların babaları, kardeşleri, anneleri ateşin başında ısınıyor. Niye biliyor musunuz? Çaresizliğe alışmışlar. Çaresizler, ellerinden bir şey gelmiyor. Bebekleri beton yığınlarının altında ağlarken onlar ateşin başında ısınmak zorundalar. Yoksa kendileri de ölecek soğuktan. Böyle bir süreçte. Yani niye bunu anlattım? İnsanlarımız alışıyor. Bizi acıya, zora alıştırıyorlar. Susuyorsak mağdur olmadığımız için değil, susuyorsak bizi alıştırdıkları için, ülkemizi sevdiğimiz için, milletimizi sevdiğimiz için, siyasetçilere artık güvenmek istediğimiz için susuyoruz ya. Şimdi mağduriyetin geldiğimiz noktasında tabii işte görüyorsunuz burada bir viyadük var önümüzde. Bu viyadükte dediler ki viyadük beton harbi, bu viyadük şimdi yetişmez. Bu viyadüğü değiştirmemiz lazım. 4 tane ilave ayak koyarsak biz bu viyadüğü değiştiririz ve erkenden bitiririz dediler. Fakat geldiğimiz süreçte viyadüğü değiştiler. Trilyonlarca lira şirketlere aktarıldı. O şirketler de halen daha bu viyadüğü tarihinden bitirmiş değil. Proje değişmeseydi ne olurdu biliyor musunuz? Trilyonlarca lira devletimizin cebinde kalırdı. Dolayısıyla milletimizde kalırdı. Ama projeyi değiştirdikleri için para birilerinin cebine gitti ama biz halen daha 18-20 kilometre fazladan yol yapıyoruz. Geldik 5 aydır firma ayaklara başladı. Sadece 2 ayağın arasını 5 ayda yapmış. Ben hesapladım 6 tane ayak var ortalama 25 aya tamamlayabilir bu hızla giderse. 25 ay boyunca yani 2 yıl boyunca bu insanlar 20 kilometre fazladan yol yapacak. Zamanlarına mı harcasınlar, yaptıkları mazota mı harcasınlar, yetişmek için koştur koştur gittikleri yere mi harcasınlar, neye yansınlar bu insanlar? Bu mağduriyetler, bunun hükümetle de bir, siyasilerle de bir yere çatmak için söylemiyorum ha. Kim yaparsa yapsın. Ya bir şeyi güzel yapanı alkışlayacağız, yanlış yapanı eleştireceğiz. Takım tutar gibi, parti tutarsak başaramayız. Bizleri yok ederler, yok oluyoruz. Gün geçtikçe kötüye gitmemizin sebebi ne biliyor musunuz? Aslında burada bizim oy verdiğimiz, seçtiğimiz insanların hep peşine fanatik olarak gittiğimiz için ya. Çarklar çalışmıyor, sistem çalışmıyor. Bizim derdimizi genel merkeze anlatamıyorlar ki biz rahat edelim. Şimdi çok önemli, hiç kimsenin size söylemediği bilgilerinden bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Bu bilgi aslında bizim genel sorunumuz. Şimdi biz DSE 16. Bölge Müdürlüğü'ne bağlıyız. 26. 26, pardon. 26. Bölge Müdürlüğü'ne bağlıyız. Yani bizim bölge müdürlüğümüz, Artvin'deki bölge müdürlüğümüz de Trabzon Bölge Müdürlüğü'ne bağlı. Devletimiz diyor ki, yani Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan diyor ki, ey Yusufeliler sizi mağdur etmeyeceğiz diyor. Gönderin parayı Yusufeliler'e diyor, hemen gönderiyorlar DSE'yi. Trabzon Bölge Müdürlüğü'ne parayı. Ne kadar? Şu kadar, şu kadar bir para. Ama Trabzon Bölge Müdürlüğü Artvin'i arıyor. Ne yapılması gerekir? Bak bu bilinmeyen bilgi. İlk kez anlatıyorum. Muhtarlarımız da bizi iyi dinlesin. Trabzon Bölge Müdürlüğü ne yapıyor? Burada Trabzonlu şirketlere vermiş işlerini.
1 liralık içi 4 lira gösteriyor. Trabzonlu şirketlere parayı bitiriyor. Vatandaşa sıra gelince yok. Çözerim diyenler, bakanken çözmemişler, 9 yıldır bu ülke suyun altına gömülmüş, şimdi gelmiş ben bakanım, ben ararım, ben çözerim diyorlar. Yazıktır, asla müsaade etmeyin. Yine diyorum, yetkiyi verirseniz, içinizden çıkan birine vereceksiniz ki sizin sorunuzu bilsin. Ben sizi 9 yıl önce mağdur etmeyeyim diyen insanlar, gelmişler 9 yıl geçmiş aradan, memleketlerine su dolmuş, boğulmuşuz suyun altında halkça. Şimdi gelmişler diyorlar ki selamünaleyküm, ben sizi kurtarmaya geldim. Geçmiş olsun. Neyi kurtarıyorsunuz? Biz milleti suyun altında boğulayın diye tapuklar gönderdik meclise. Cenaze, gıyabı cenaze namazları kıldık. Bunlar devlete karşı olduğumuz için değil ya. Milletinle beraber olalım, millet mağdur olmasın diyeydi. Mücadelemiz hep millet için oldu. İlk kez karşınıza 20 yıldır siyaset yapıyorum, aday olarak çıktım. Hiç menfaat beklemedim. Bugün de şunu söylüyorum. Seçmeniz, seçilmeniz hiç önemli değil, beni seçmeniz, seçmemeniz. Ben daima milletimizin gönlüne girmek için, Allah'ın da rızasını kazanmak için konuşmaya devam edeceğim inşallah. Bu millet sahibi vekil yapacak. Bu millet seni vekil yapacak. Bu millet seni vekil yapacak. Yine şunu da söylemek istiyorum. Beni kısaca belki bilmeyenler var, bir tane diyeyim. Fatih Erbakan'la kesişti 12 yıl önce yollarımız. Evine ziyarete gittim. Muhabbetimiz oldu derken birkaç her Ankara'ya gidişimde bir bahaneyle arıyordum kendisini, yanına ziyarete gidiyordum. Hasbelkader 12 yıldan Saadet Partisi'nde ilçe başkanlığından milli görüş kökenli olduğum için geldi genel başkanımız, bana dedi ki başkanım bir vakıf kuruyoruz, vakıfta Arfi'nin bir temsilciliği size vermek istiyoruz dedi. Beraber burada o vakıfta da görev alan arkadaşlarımız aramızda bolca varlar. Süreç böyle başlamış oldu. Vakıfın 10 yıl boyunca vakıfın Erbakan Vakfı'nın bir başkanlığını yapınca Fatih Erbakanlar da genel başkanımızla daha bir yakın olduk. Daha sonrasında parti kurma süreci başlayınca yine günlerden bir gün telefonum çaldı. Genel başkanımız bizleri aradı. Dedi ki kardeşim Ankara'ya gelebilir misiniz dedi. Gittik. Dedi ki bir parti kuracağız. Yeniden Refah Partisi diye. Bu partinin 99 kişiyle beraber kurmak istiyoruz. Bu 99 kişinin 99 olmasının sebebini az çok anlıyorsunuzdur. Niye 99 kişi diye. Bu kişilerin içerisinde sizin de görev almanızı istiyorum dedi. Biz de gururla bu bayrağı taşımak istediğimizi söyledik ve görev aldık. Bugün geldiğimiz noktada dürüstlüğüyle, zekasıyla, muazzam projeleriyle gerçekten adeta babası gibi devrim gerçekleştirebilecek bir lider Fatih Erbakan. Çıkıyor bakıyorsunuz bazen diyor ki Dünya Sağlık Örgütü'nü diyor, Dünya Sağlık Türk Sağlık Bakanlığı'nı Dünya Sağlık Örgütü'nün vesayetinden kurtaracağını diyor. Aslında bu bir meydan okuma. Çıkıyor başka bir gün diyor ki Tarım Bakanlığımızı bize ekmeği yasak eden, biçmeyi yasak eden, tohumları dışarıdan ithal ettiren Tarım Bakanlığı var ya, bizim bir bakanımız da orada görev yaptı, yakın tanıyorsunuz. O Tarım Bakanlığı'nın yaptığı yanlışlardan dolayı halkımız mağdur olmuş. O Tarım Bakanlığı'nı Bill Gates Vakfı'nın diyor vesayet altından kurtaracağız diyor. Bill Gates kim? Dünyayı yöneten zihniyetler, Siyonizm. Yine bir meydan okuyor. Yine diyor ki benim kardeşlerim çocuklarını okula götürürken, gönderirken devletin parasını bolca verip kitap alıyorlar. O kitapları getirip okullarda devlet dağıtıyor. Ama hocalar geliyor diyorlar ki bu kitaplar yetersiz. Siz gideceksiniz, şu kırtasiyeden yeterli kitapları alacaksınız. İki kere kitap aldırıyorlar bize. Bu Milli Eğitim Bakanlığı var ya. Neden? Çünkü Fulbright, Amerika'nın Fulbright diye bir vakfı var. O vakfın 5 tane profesörü Türkiye'de yaşıyor.
ve bizim Milli Eğitim Bakanlığımız onlar yönetiyor. Bunlar bilinmeyenler, bilin diye söylüyorum. Çıkıyor bizim genel başkanımız diyor ki Amerikan Fulbright Vakfı'nın diyor, tasarrufundan diyor, Milli Eğitim Bakanlığı'nı kurtaracağım diyor. O kadar muazzam, o kadar düzgün ki çıkıyor bir gün diyor ki çalışıyor bakıyor ki benim bu kadar anlatmamdan dolayı bu halkım bana yeterince kendimi anlatamadım, halkımı ikna edemedim, ne yapabilirim diye soruyor, çareler arıyor ve bir gün geliyorlar diyorlar ki beraber yürüyelim omuz omuza diyorlar birileri. Genel başkanımız da diyor ki ben hayır kardeşim ben adayım diyor. Çıkıyor, eğer diyor bu sistemi çözeceksek bizim kurmuş olduğumuz sistemle çözeceğiz diyor. Ama maalesef gidip imzalar atılırken yeterince ilgiyi gösteremediğimizi gören genel başkanımız çıkıyor diyor ki 30 tane madde sunuyor. Bu maddeler imzalanırsa biz vekillik istemiyoruz, bakanlık istemiyoruz, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı istemiyoruz diyor. Biz sadece 30 tane madde istiyoruz. Bu maddeler ne biliyor musunuz? Bu maddeler 30 tane madde internetten tek tek saymayacağım, araştırabilirsiniz. Bir tanesi diyor ki benim emeklilerim aç, evine ekmek götüremiyor. Maaşı en az asgari ücret kadar olmalı diyor. Cumhurbaşkanımız da diyor ki 8,5 olmaz ama 7,5 yapalım diyor. 2000 lira zam oldu en son seçimlerde. İşte bu bunun meyveleriydi. Bir gün gelecekti, yine bir madde var, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir gün gelecekti, birisi kapımıza gelecek, diyecekti ki oğlunuz Hasan'ı, oğlumuz Mehmet'i istiyoruz. Allah'ın emriyle. Buraya gidiyordu, eşcinsellikler yayılmış gidiyordu dernekleri. Çıktı ikinci şartı, önemli bir şartı vardı. Dedi ki eşcinsel derneklerini kapatacağız. Yine Cumhurbaşkanımız çıktı, dedi ki eşcinsel dernekleri kapatılabilirdi. Dolayısıyla bu 30 madde bizlerin yararlı olan maddeler. Bugün elbette Cumhur İttifakı'nın içerisindeyiz. Ama biz diyoruz ki 81 ilde Yeniden Refah Partisi'nin teşkilatları gümbür gümbür ayakta, doğruyu alkışlamak, yanlışı eleştirmek, doğruları yapmak için, haksızlıkla mücadele etmek için meclise girmeye hazırlar. Sizlerden ricamız particiliği bir kenara koyalım. Ben bir şey daha söylemek istiyorum ki sağcılıkta, solculukta gericiliktir. İleri görüşlü olan insan doğruya doğru, yanlışa yanlış diyendir. Bizleri hep sağcılıkla, solculukla kandırmış, maalesef kardeşi kardeşe kırdırmışlar yıllar boyunca. Başkanım, sizlerle ricam şudur ki partileri, particiliği bir kenara koyalım. Doğru gördüğümüz insanlara destek verirsek inşallah daha başarılı oluruz. Kiminle kazanabiliriz diye oy vermeyin sizlerden ricam. Kim bu ülkeye, kim bu millete daha hizmet eder diye oy vermeye başlarsak o gün kazanmaya başlayacağız inşallah. Şimdi belediyemiz dükkanlar yapıyor şurada. Özel idare dükkanlar yapıyor. Şimdi bu dükkanları yaparken benim belediyeye de özel idareye de tavsiyem şudur ki gelir kazanmak için değil, milletin menfaatini düşünmek için çalışırlarsa millet de rahat eder, kendileri de rahat eder. Dükkanları yapıyorlar şimdi burada. Biz burada nasıl para kazanırız diye insanlara, zaten kanaat içine Yusuf Eli esnafına diyorlar ki size şu kirayı vereceğiz. Kirayı verirseniz şu kirayı sizi diyorlar işte burada dükkan vereceğiz. Fakat öyle bir bedel belirlemişler ki şimdi buradaki 40 kanaat geçinen esnaflarımız, ayakta durmaya çalışan esnaflarımız basit usule tabi. Ama eğer o dükkanlara kiraya girerseler yazar kasa alacaklar, vergileri artacak, maliyetleri artacak. Dolayısıyla bir sene sonra dükkanlarını kapatmak zorunda kalacak. Ben buradan yeniden sesleniyorum. Para kazanmak için değil, gönül kazanmak için çalışın. Değinmek istiyorum. Biliyorsunuz köy yollarımız eskiden 70 yıl önce yaşayanlar, 70 yıllarında yaşayanlar, 80 yıllarında yaşayan abilerimiz, muhtarlarımız, eski muhtarlarımız şunu diyorlar. Allah'a şükür eskiye göre iyiyiz. Evet çok şükür ama eskiden bir tane gülöder vardı. Her köye onu gönderiyordu. Şimdi her yer gülöder doldu. Bu kadar maliyetsiz bir iş varken her gün sergiye gönderiyorlar köylerimizde her yıl.
düzenli trilyonlarca para gidiyor. Bir sefer asfalt yapsalar, bir sefer beton dökseler aslında daha ucuza mal edeceğiz, daha güzel olacak. Bunu da inşallah bundan sonra bizim dönemimizde Allah'ın izniyle şöyle bir projem var, burada açıklamak istiyorum. Muhtarlarımız burada özellikle duysunlar. Ben diyorum ki temayül yoklamaları var ya, siyasi partiler toplanıyorlar, bir temayül yapıyorlar. Adaylı adayların içerisinden en çok oy alanı gönderiyorlar Ankara'ya. Oradan da tam bekliyorlar ki bizim gösterdiğimiz aday gelecek. Hurra! Bir bakmışsınız ki aday aday olmayan bir adam gelmiş, buraya aday olur. İşte bunu ortadan kaldırmanın yolu diyoruz ki temayülleri seçilmişler seçsin milletvekillerini. Yani muhtarlarımız temayüle girecek, milletvekillerini temayülde seçecekler. Onların gönderdikleri vekil olursa bu benim projem, şahsi projem. O zaman ne olur biliyor musunuz? Çarpılar çalışır. Çünkü milletvekili muhtara, köye hizmet etmek zorunda ki 5 yıl sonra temayülden geçebilsin. O zaman ne olacak? Millet sistem çalışacak, köylerimizin hiçbir sorunu kalmayacak. Milletvekilleri de ondan sonra 4 dönem mi yapıyorlar, 5 dönem mi yapıyorlar, yapabildikleri kadar isterse 80 yıl yapsınlar. Niye? Çünkü muhtarlar ve köylü onlardan memnunsa, onlar ne kadar iyi yaparsa o kadar çok yapsınlar. Ama geldiğimiz düzende şu var, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir tane vekil adayı çıkmış, 20 yıldır milletvekili, söyleyeyim CHP'den Uğur Bayrak tutan, sanırım gökten zembilleymiş. Adam diyor ki kardeşim ben iyi yapacağım, bu sefer yine seçim disiplin kurulu başkanıyım, sözüm çok keser, bu sefer iktidara geliyoruz. Hep aynı sözlerle kandırıyorlar. Öbürü çıkmış diyor ki 30 yıldır ben işte şöyle bakanlık yaptım, halledelim bir işleri çözerim, şöyle yaparım, böyle yaparım. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Artık bu milleti kandırmaya çalışmayın, bizim milletimiz kanmayacak da. Artık bu milletin gözüne baka baka bu milleti kandırmaya çalışmayın. Gülüyoruz ya, ekrandan izliyoruz, gülüyoruz. Utanmasalar diyecekler ki iki kere iki beş eder diyecekler. Biz de onlara inanacağız. Gözümüzün içine baka baka. Sizlerden ricam, burada bir şey söylemek istiyorum. Özellikle, şimdi tabii ki biz Cumhur İttifakı'nda olduğumuz için diğer partiler özellikle bizim dışarıdan görünen kardeş partilerimiz diye gözüküyor ama aslında rakiplerimiz onlar. Niye rakiplerimiz onlar? Çünkü bizim için ne dedik? Sağcı da solcu da fark etmez. Babamızın oğlu olsa, yanlış yapıyorsa dur diyeceğiz. Doğru yapan düşmanımız bile olsa, ki bakın düşmanımız bir telefon yapmış, biz düşman görüyoruz ama onu kullanıyoruz. Niye? Doğru bir şey yapmış, icat etmiş. Dolayısıyla doğru yapan düşmanımız da olsa onu da alkışlayacağız dedik. Şimdi sizlerden bir ricam var. Özellikle Yusufelilerden ricam var. Sizin yanınızda olmayan insanlara sakın destek vermeyin bu süreçte. Sizi kandırmalarına izin asla vermeyin. Birisi 20 yıl yapmış, birisi 30 yıl yapmış. Yani şu oluyor, bir de şunu da ekleyeceğim, şunu da ekleyeceğim. Şimdi bizler, bu Yusuf Evi'nde yaşayanlar, bu Artvin'de yaşayan insanlar, biz akıldan kıt mıyız yoksa vatan aynı mıyız? Bizim en zekilerimiz İstanbul'a, Ankara'ya, Bursa'ya, İzmir'e mi geçirmiş? Bir yerde milletvekili aday olacak, hop İstanbul'da yaşayan bir Artvinli'yi getiriyorlar, git bunların başına aday ol, istediğin gibi çevir, evir gel. Böyle bir düzen yok. Bizim derdimizden çamura düşenler, yolda kalan arabaları yitenler, yolda kalan çocuğumuzu arabasına alanlar, otostop çekenleri alanlar, telefon çekmediğinde tepelere çıkanlar anlar, başkası anlamaz. İstanbul'da yaşayan, Ankara'da yaşayan, Bursa'da yaşayanlar, bizi dahil vuruyorlar ya. Dolayısıyla kendi evlatlarımıza sahip çıkma vakti geldi. Son olarak bir şey daha söyleyeyim, çok uzatmak istemiyorum. Ya yeni bir ilçe yaptık. Allah razı olsun. Bak yine diyorum, devletimiz var ya çok güçlü. Trilyonları buraya göndermiş ya. Ne kadar demişseler göndermiş. Ama maalesef dedim ya başta, Trabzon bölgeye trilyonlara konmuş. Kendi Trabzonliler Artvin'deki suçlu. 1 Mart'ta DSE'yi, şu anda Artvin DSE'yi Bölge Müdürlüğü 1 Mart'ta bağımsızlığına kavuştu. 1 Mart'ta daha yeni. Niye kavuştu biliyor musunuz? Trabzon dedi ki, kardeşim artık dedi para devri bitti. Bütün paralar, işler bitti, ihaleler bitti. Şu saatten sonra dedi bize gelmesin paralar. Az gelecek ya, size de gelebilir dedi. 1 Mart'ta araştırıp DSE'yi Bölge Müdürlüğü'ne yetkililer gidip sorabilir. Ya yazıktır, günahdır. Artık gözlerimizi açalım. Sizlerden ricam var. Telefonlarımız çekmiyor ya.
daha yeni sıfır yapmışlar bir ilçede, evimizde telefon çekmiyor. Arkadaşımı arıyorum, diyor ki bir dakika balkona çıkayım da diyor. Öyle konuşalım, telefonum çekmiyor diyor. Arkadaşlar kimse el çıkacak ya. Şu kadar bir cihaz, şu kocaman direğin üstüne koyuluyor bu cihaz. Bu cihaz 5 kilometre yayına atıyor. 5 kilometre. Bir de bu cihazın biraz küçüğü var. 2 kilometre atıyor yayına. Önceden 5 kilometreye ilk Türksel kurulduğunda kurulan cihazlar, 5 kilometre yayına atan cihazlar, her nedense ben şimdi Çukurova Holding'in CEO'su benim arkadaşım bir gün konuşurken dedi ki, Türksel Genel Müdürü'nü yanımda aradı, sesi dışarıya verdi. Dedi ki burada telefonlar çekmiyor, buraya dedi acil uydu koyalım, verici koyalım. Aradığında Türksel dedi ki nasıl olur müdür diyor. Orada diyor telefonlar çok iyi çektiği için yayını 5 kilometre atanlar toplanmış, 2 kilometre atanlar takılmış yerine. Nasıl olur diyor, ya çekmiyor işte -32, -27, -25 çekmiyor diyor. Evet görüyorsunuz diyor, çekmiyor. Diyor ki ama o, peki diyor kim toplamış? Diyor ki Artvin'den toplanan cihazlar Trabzon'daki, Rize'deki cihazlara takılmış diyor. Götürülmüş buradan. Orada 2 kilometrelikler gelmiş buraya takılmış. Buradaki 5 kilometreler gitmiş, 5 kilometre yayın atanlar oraya takılmış. Ya o kadar sahipsiziz işte. Buna bile sahip çıkamamız. Gelen paramızı yemişler, gelen malzememizi almış, başka yere takmışlar. Artık buna dur demenin vakti geldi. Kendimizi değiştireceğiz. Artvin Serbin nasıl yapacak? Artvin Serbin nasıl yapacak? Artvin Serbin nasıl yapacak? Artvin Serbin nasıl yapacak? Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi gelelim. Şurada köyler yaptılar, görüyorsunuz Kaşlı, Meşilcik Köyü, Tekkale Köyü, Petelik Köyü vesaire. İlçenin de bazı yerlerinde sorunlar var ama yine bu trilyonları alan firmaların denetlemedikleri için bizim yetkililerimiz hep onlarla gidip kahve içip, çay içip, halatıp sorup onlarla sohbet ettikleri, kanka oldukları için kimse onlara dur demediği için onlar da kafalarına göre proje yaptılar. Bugün yapılan evleri taşlar düşüyor. Değil mi insanlar? Ben dün bir köye gittim. Bayramda, köyde bir arkadaşımla bayramlaşırken dedi ki vallahi evim şurada. Evimde dedi yatıp uyuyamıyorum gece. Taş gelip öleceğim diye dedi. Taş gelecek öldürecek. Ya bu milletin parasına da yazık, millete de yazık. Millete birer tane ev verdik, trilyonlarlık parasına verdik. Çok yüksek bir miktara verdik evet evi. Neden? Çünkü yine biraz önce dedim ya, amaç burada millete hizmetten daha çok, amaç Trabzonlu firmalar, bu konutları yapan firmalar daha çok para kazansın diye 150 liralık evi 600 liraya maliyet çıkarttılar. Aslında onu da biz de gördük. Evet bugün devalüasyon oldu. Ülke ekonomisi çok değişti. Bugün belki o ekonomide eridi bu para ama 2 yıl önce bu evleri bizlere 600 liraya verselerdi o zaman nasıl alacak? Hiç kimse evini alamayacak. Allah'tan şansımıza iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum ama en azından psikolojik olarak iyi geldi bu artışlar. Ev konutların fiyatları düşmüş oldu da işimize yaradı. Ben neyse çok fazla uzatmayacağım inşallah. Şimdi çok fazla uzatmayacağım. Tabii biliyorsunuz Cumhur İttifakı'ndayız bizler. Tabii ki Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı seçimi kazanırsa bizim yetkimiz daha çok olur. Şahsı, partime şahsı adına olurum. O yüzden diyorum ki sizlerle ricam var. Cumhurbaşkanlığında inşallah Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız kazanırsa bizim sesimiz daha çok çıkacak. Faruk Çelik'ten daha çok çıkacak. Bu kesin. Niye daha çok çıkacak? Çünkü Faruk Çelik arayabilir. Şunu Cumhurbaşkanımıza ulaşabilir mi bilmiyorum ama ben Fatih Erbakan'a ulaşırsam Fatih Erbakan Genel Başkanımız Tayyip Erdoğan'a daha kolay ulaşır. Değil mi? Dolayısıyla geçmişteki yetkilerine bakarak kimseyi yüksek görmeyin. Hiçbirimiz sizden daha zeki değiliz. Belki sizden içimizden birine göre versek daha iyi yapacaksınız. O yüzden geçmiş dönemde bakanlıklar yapmış olabilirler. İyi yaptıkları şeyler için kendilerine teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz. Ama eksik yaptıklarını da gördüğümüz zaman tıpkı bugün eleştirdiğimiz gibi eleştirmeye devam ediyoruz. Onlar artık Faruk Çelik'le Uğur Bayrak tutan da birisi Uğur Bayrak tutan, diğeri Faruk Çelik. İkisi de benim rakibim, eşitiz. Beraber yarışıyoruz. Sizlerin oylarıyla onlardan birer tane fazla oy alıp inşallah meclise gideceğim. Yumruğu masaya vuracağım. Ne isterseniz onu alacağım. Tırnaklarımızı da söke söke alacağım.
seçtiği, Artvin'in insanlarının seçtiği, o insanın proje yaptığına yok diyemeyen, yok diyen, kapısından geri çeviren, bakan içeride yok diyebilecek bir bakan o zaman olmaz. Çünkü beni siz seçeceksiniz. Ben hazır ceketin içine gelip girmiyorum başkaları gibi. Eğer bakanlık yaptıysalar, kendilerine güveniyorsalar, öbürü 20 yıl milletvekilliği yapmış kendilerine güveniyorsa, yok olan sıfırdan gelen bir partiden aday olsunlar da görelim bakalım ne kadar büyük insanlardır. Değil mi? Kendi sol tarafa bağlı bir market zincirleri var. Oradan kartları dağıtıyor. 500'ler liralık. Ya kardeşim, yazıktır, günahtır bu millete. Bu millet yardım edilen değil, yardıma muhtaç olmayan hale gelene kadar açsız, açsız ve işsiz insan bırakmayana kadar çalışamamasını burada söz veriyorum. O kartlarla geldiklerinde bir daha bir seçimde yüzlerini atacaksınız. Biz size verelim ihtiyacımız varsa diyeceksiniz. Çünkü hedefimiz, projelerimiz var. 81 ile 634 projesi olan bir zihniyetin, bir partinin mensubuyum. Ve Artvin'de de muazzam projelerimiz var. Onları anlatmayacağım ama internetten okuyabilirsiniz. Birebir kitapçıklarımız da var. Gelip ofislerimizden okuyabilirsiniz. Fabrikaları, işletmelerimizi koyacağız. Allah'ın izniyle Artvin'de açsız ev, işsiz insan bırakmayacağız. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, vatanına, milletine bağlı ve faydalı altını çiziyorum. Vatanına, milletine bağlı ve faydalı. Toplum tarafından sevilen, sayılan, saygı duyulan. En önemlisi de Allah'ın rızası doğrultusunda çalışan, Allah'ın rızası doğrultusunda siyaset yapan, Allah'ın rızası doğrultusunda yaşayan ömürler diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyor, hürmetlerinizle eğiliyorum. Teşekkür ederim. Sorry, this is the
sonra çatıyor Mustafa'cım, ne anlatayım? Sen onu isteyecek değil. Yani. Bir şeyleri görelim artık, olmaz mı? Tamam. Hadiciğim, hayırlı olsun. Hoş geldin. Hayırlı olsun. Hadi kalabalık ya. Hoş geldin. Kolay gelsin, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı 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 olsun.